Arkadaşlar, doğru makarna nasıl yapılır? Spagetti nasıl yapılır? Soslu spagetti nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Olması gerektiği gibi, nasıl lezzetli olması gerekiyorsa tam detaylarıyla hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, genelde makarna yaparken yaptığımız hata bu pilavlarda da yemeklerde de fazla pişirmek. Yani ihtiyacımız olan porsiyondan fazla pişirmek. Bu makarnadan ortalama 8 kişilik yemek çıkar. Biz ne yapıyoruz? Evde 4 kişiyiz. Makarnanın hepsini pişiriyoruz. Ondan sonra yarısı artıyor. Bir daha yenmiyor, çöpe atılıyor. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Makarnayı kenara aldık. Makarnanın yarısını yapacağız. 4 kişilik olacak. Bunu da elimizden geldiği kadar malzemelerini çok ince doğrayacağız. Genelde soruyorlar, usta işte bıçağı nasıl kullanırız, nasıl ince doğrarız? Şimdi bir tanesini göstereyim ben size. Parmağımız içeri doğru olacak. Bıçak dışarıya doğru, sırtı bizim elimize doğru. Sırtı vurdukça elimiz geriye gidecek. Gidecek, ikinci aşamasında en önemli aşamasını göstereceğim. Nasıl hızlanacağımızı. Şimdi bıçakla doğramaya başladık. Hep aynı yere vuracağız. Hızlanmak istiyoruz. Buna çok dikkat edin. Hızlanmak isterken elimizi şöyle yatıracağız. Bura havada değil, yerde olacak. Tezgahın üstüne yatıracağız. Şimdi başlayalım. Finale geleceğiz. Soğanı yiyeceğiz. Kalan ufak parçada uğraşmayacağız. Soğanımız hazır. Soğanımızın içine hemen sarımsakları da doğrayacağız. Doğrarken hep dikkat edin. Videolarda mutlak surette elimi yatırırım. Genelde bu sosları yaparken robottan çekerler. Robottan çektiğin zaman malzemenin çiğ kokusunu alamazsın. İstediğin lezzette olmaz. Soğanın, domatesin, biberin iri bile olsa, ince bile doğrayamasan robottan çekme. Gerçek bir lezzet istiyorsan. Domateslerimiz de çok ince olacak. Arkadaşlar, suyumuz kaynıyor. Suyumuzun içine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yağ atmayacağım. Yağ da gerek yok zaten bana göre. 4 kişilik demiştim. Kaynayan suyumuza makarnaları boşaltıyoruz. Özellikle tencereyi biraz büyük aldım. Makarnaları kırmamak için. Bunu belli bir aşamaya gelene kadar karıştıracağız. Karıştırmazsak makarnalar birbirine yapışır. Topak topak olur. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yavaş yavaş birbirinden ayıracağız. Makarnamız orada haşlanırken makarnanın ortalama haşlanma süresi 10 dakika. Yarım fincan sıvı yağ. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanını döküyoruz. Soğanımızı kavurma işlemine başladık. Gerçek bir sos olacak. Soğanımız içinde erimeye başladı. Karamelize olmaya başladı. Hala kavurmaya devam edeceğiz. Soğanın bir şekerini çıkartacağız. Soğan kokusundan çıkacak. Tabi bu arada makarnayı da unutmayacağız. Ara ara karıştıracağız. Makarnamız dolmak üzere. Soğanımız yanmak üzere. İstediğimiz kıvama geldi. Biberini ilave ediyoruz. Aynı şekilde biberleri de kavuracağız. Biberlerimiz de kavruldu. Domatesini ilave ediyoruz. Domatesi ilave ettiğimiz gibi salçasını da ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı salça atacağız. Domates salçası. Salçayla domatesleri, biberleri, soğanları iyice bir kavuracağız. Şöyle bir gösterelim. Tavanın dibine yanmaya başladı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada
Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Acıyı seviyorsanız pul biber kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Karabiber. Makarnaya attığımız tuzu unutmayalım. Tuzunu da atıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. İçine yarım çay bardağı bir su boşaltıyoruz. Altını kısıyoruz. Zaten şu anda içinde su yok gibi. Ortalama 5 dakika bunu bir kaynatacağız. İçinde su görünmeyecek, kaybolana kadar. Attığımız gibi de kayboldu zaten. Kısık ateşte 5 dakika bir kaynatalım. Makarnamızı kontrol edelim. Karıştırdık ara ara. Dağılıyor, birbirine yapışma yok. Bir tanesini çekeceğiz şöyle. Bakacağız, pişmiş. Makarnayı kontrol ederken de şeyi söylemeyi unuttum. Sadece pişmiş dedim ama nasıl pişmiş? Arkadaşlar şöyle bastığımız zaman hafiften bir sertlik olacak. Tamamen ezilirse bu daha sonra ne yapar? Çamur gibi olur. İstediğimiz bir lezzeti elde edemeyiz. Çok hafif bir sertlik olacak. Makarnayı kontrol ettik, pişmiş. Hafiften bir sertlik var, çok hafif. Hemen üzerine bir soğuk su döküyoruz. 1,5-2 su bardağı kadar. Makarnanın kaynamasını, pişmesini durduruyoruz. Makarnayı süzeceğiz, sosla buluşturacağız. Hemen sosumuza şöyle bir çay kaşığı kadar kekik atıyoruz. Tamamen tercih sizin. İsterseniz bir yemek kaşığı da ketçap atın. İnanılmaz derecede bir lezzet verir. Makarna yerken çok merak ederler. Derler ki acaba bunun içindeki lezzet nereden geliyor? Hemen makarnayı süzmeye geçiyoruz. Tekrar makarnamıza bir soğuk su verdirdim. Makarna şimdi diriliğini, canlılığını koruyacak. Suyunu süzdüreceğiz. Sosumuzdan hemen ne yapıyoruz? Birazını alıyoruz. Bu görsellik için. Sosumuzun altını kapatıyoruz. Makarnaları boşaltıyoruz. Sosumuzu hemen şöyle bir ne yapıyoruz? Makarnayla buluşturuyoruz. Dibindeki sosun tamamını makarnaya karıştırdık. Makarnayı bu şekilde 2-3 dakika dinlendireceğiz. Sebebi ise makarna nişastasını atacak. Yapmış olduğumuz sos makarnaların üzerine yapışacak. Sos ayrı yerde, makarna ayrı yerde olmayacak. Her çatal batırdığımda o lezzetin tamamını alabileceğim. Makarnamız bu. Önceden de bir sos ayırmıştık. Sosundan da şöyle üzerine bir verelim. Özellikle makarna nişastayı attıktan sonra makarnalara soslar nasıl yapıştı ona dikkat edin. Arkadaşlar çıkan spagettiyi gördünüz. Elimden geldiği kadar doğrusunu göstermeye çalıştım. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.